Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına yönelik engellemeler, müdahaleler AKP içerisinde, bir de barikatı kim kaldırttı, bu talimatı kim verdi tartışmasına yol açmış durumda. Millet Cumhuriyeti'ne sahip çıkmak için barikatları yıkarken yeni bir tartışma başladı ve bu tartışma duracağı da benzemiyor. Zira Başbakan Erdoğan Ulus Meydanı'nda yapılan barikatların kaldırılması yönünde bir talimat vermediğini açıkladı. Tartışma Abdullah Gül'ün böyle bir talimat verip vermediği sorusuyla büyüdü. Erdoğan böyle bir talimat vereceğine inanmıyorum çünkü ülkeyi bugüne kadar çift başlı bir yönetimle bir yere getirmedik diyerek de önemli bir mesaj verdi. Ben böyle bir talimat vermedim. Ulus Meydanı'nda yüz binlerce kişinin yıkarak geçtiği barikatlar üzerinden iktidar kavgası çıktı. Başbakan Tayyip Erdoğan, Berlin ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada "Önce barikatları kaldırın talimatını ben vermedim," dedi. Benim o barikatların kaldırılması ile ilgili herhangi bir talimatımın olmadığı doğrudur. Ben böyle... Sonra sıra "Peki talimatı Abdullah Gül mü verdi?" sorusuna geldi. Erdoğan bu soruya önemli bir mesajla yanıt verdi. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Valime böyle bir talimat verdi mi vermedi mi, bu konudan da haberim yok. Ki ben Cumhurbaşkanımızın böyle bir talimat vereceğine de inanmıyorum. Çünkü bu ülkeyi çift başlı bir yönetimle bugüne kadar getirmedik. Bundan sonra da çift başlı bir yönetimle bu ülke bir yere varmaz. Erdoğan, barikatı kaldırma kararının Gül'ün görevi olmadığını ifade etti. Eğer bu ülkede yani bir başkanlık sistemi arzu ediliyorsa ben bundan yanayım. Ha, bir başkanlık sistemi gelir, o zaman bu adımları çok daha rahat atarız. Hiç o zaman böyle bir sıkıntı olmaz. Ama bunun dışında kimin ne yapacağı bellidir. Dolayısıyla bir başbakan olarak benim görevim bellidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da görev alanı bellidir. Erdoğan polisi de zafiyet göstermekle suçladı. Yani burada bir defa barikatların kaldırılması noktasında olsun. Ondan sonra polisimizin oradaki o alanda atılan adımlar olsun. Bu konuda olayı daha ciddi tutmaları gerekirdi. Orada bir zafiyet göstergesi var. Bunu ben Sayın Valimle de konuştum.